Arkadaşlar. Şimdi merhaba arkadaşlar, kanalıma abone olun. Şimdi ilk göstereceğim şey. Bu sözcük sanaları 2016'da çıkmış. Aşağıdakilerden hangisi altı çizgili sözcük mecaz anlamında kullanılmıştır? A. Birden bire yüzünde bir. Bir saniye göstereyim bir saniye. A. Birdenbire yüzünde bir çocuk sevinç parladı. Şahin karşıdaki kayalıklara uçtu. O geceyi ateşi kırıktan aşağı düşmedi. Yapraklar hafif şırıltısı duyarak çalıkları uçtu. A şıkkı. Birdenbire fırladı. Görmüyorsunuz. Sorun yok. Böyle görebiliyorsunuz herhalde. Soru 2. Bu düzenlerdeki ekmek sözcüğü eşleştirici aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır? Yatağım, yorganım, halım, toprak, katığım, ekmeğim, balım, toprak. Arif, Nihat, Asya. Ekmek sözcüğü eşleştirici. Odaya kızarmış ekmek bölünmüştü. Güvercinin kendi eliyle ekmek. Bu sözcük elimiz ekmek. Kuru ekmek. Yeni zeytin peynir. Vazgeçmek kahvaltısı diye yaptık. Eledik. Ama tohum ekmek başka bir şey. O yüzden cevabımız bu. Çocuklar bugün sizinle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soru böyle bir şey çözeceğiz. Ya 10 ya 9. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi karşıt anlamlı sözcükle bir arada kullanılmaktadır? A. Ev halkı tarafından Ev halkı tarafından sıcak karşılaşması ona huzur vermişti. B. Önce arkasına süslendik, sonra yanına gittik. C. Dikiş kutusundan dişi mavi kadife ile kaplıydı. D. 5 dönüme yakın bahçesi bir ormanı andırırdı. Karşıt anlamlı sözcükler 5 dönüme yakın bir bahçesi orada hayır. Dikiş kutusundan dişi mavi kadife ile kaplıydı. Önce arkasından sonra. Önce ve sonra. Cevabımız Bursa. Soru 4. 10 gibi gözüküyor ama biz 4 gibi okuyacağız. Aşağıdaki altı çizgi çocuklardan hangisinin destekleyici ya da açıklayıcı bir ifade değildir? A. Bunlar çok sağlam. Hatta gözükmüyor, size göstereyim. Hatta olacak mı? Hatta en sağlam sandalyelerdi. Belki de bağırın bir türlü gelmemesine sıkılıyordu. C. Bizim yörenin insanı çoğunlukla misafirperverdir. D. Bulutlar başka bir deyişle toprağın şefkatli annesi yine yağmur veriyordu. O zaman cevabımız C şıkkı. C şıkkında bizim yörenin